Bursa'nın yakın doğu çevre yolu üzerinde Yeni Adliye Binası'nın hemen dibindeki köprülü kavşak dün sessizce araç trafiğine açıldı. Ankara, İzmir ve İstanbul bağlantıları ile kent merkezinden gelen araç trafiği yükünün dağıtılmasında önemli işlevi olması beklenen adliye kavşağı bölgeye büyük bir rahatlama getirecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Adana'nın kent merkezinde yapımı süren en büyük köprülü kavşaklarından biri olan Adliye Köprülü Kavşağı bölgede kesintisiz ve lambasız ulaşım hizmeti sunacak. Kavşak hem adliyeye giriş çıkışı hem Büyükşehir Belediyesi. Nin Ulaşım ve Fen İşleri Daire Başkanlığı Şantiye Sahil Gökmen Uzay Havacılık Merkezi, Bilim Teknoloji Merkezi BUTTİME giriş çıkışlarda da sürücülere büyük kolaylık olacak. Yaz sonunda tamamlanması hedeflenen kavşağın az bir sakma ile tamamlanmış olması sevindirici. Büyükşehir Belediyesi, Yeni Adliye Kavşağı ile birlikte Yunuseli Bulvarı üzerindeki diğer köprüleri ve çevre yolu viyadüğünü de tamamlayarak bu bölgedeki trafik akışını kesintisiz ve semtlere giriş çıkışları kolaylaştırmayı hedefliyor. Yunuseli Bulvarı, na bağlantı köprüleri ve viyadüğünün de hizmete girmesiyle birlikte yakın çevre yolu üzerindeki trafik akışı daha da hızlanacak. Yapımı tamamlanan ve törensiz bir şekilde hizmete giren kavşak projesi için önümüzdeki aylarda resmi bir açılış programı yapılması planlanıyor. Yeni Adliye Kavşağı'nı Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, İN önemsediğini ve sık sık şantiye ziyaretiyle projenin son durumu hakkında yüklenici firmadan ve bürokratlardan bilgi aldığını hatırlıyoruz. Büyükşehir'in fen işleri ve ulaşım şantiyelerinin de burada bulunması nedeniyle kavşağın yapımı kaçınılmaz görünüyordu. İş makinelerinin ve kamyonların şantiyeye giriş çıkışlarına da kolaylık sağlanacak. Şimdiden kentimize hayırlı olmasını diliyoruz. Harmancık'a okçuluk sahası yapılıyor. Bursa'nın en uzak ve az nüfuslu ilçesi ama gerek merkezi hükümet gerekse yerel yönetimlerden çokça hizmet aldığı yerleşimlerden biri. İlçede Gençlik ve Spor Bakanlığı NCA yapılan yüzme havuzu, spor alanı, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca yapılan millet bahçesinin, Büyükşehir Belediyesi'nce tamamlanan kamp karavan alanının ardından şimdi de şuca okçuluk merkezi, soyunma alanları, kafeterya ve halı sahanın yapımı sürüyor. Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş. Projelerin yapımının sürdüğü alanda. Yaptığı incelemenin ardından ilçesine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu. Na teşekkür etti. Harmancık. I Okçuluk Merkezi yapacak projeyi Bursa'daki Akıncılar Okçuluk Spor Kulübü de yakından takip ediyor. Türk tarihindeki en uzun ok atışı ile bilinen Şuca'nın Harmancık'ın Okçular Mahallesi'nden olduğu biliniyor. Merkez de onun anısına ilçeye kazandırılacak. Kestel'den de öğrencileri, sevindiren müjdeli haber. Dün bu satırlardan İstanbul, Unbi ilçesinde, üniversite öğrencilerinin aylık ulaşım abonman ücretini Üsküdar Belediyesi'nin karşıladığını aktarmıştık. Meğer, Üsküdar. Daki bu uygulamayı bizim Kestel Belediyesi de başlatmış. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, da ilçesinde ikamet eden ve üniversite eğitimi alan tüm öğrencilerin aylık ulaşım masraflarının belediyesince karşılama karar aldıklarını açıklamış. Sosyal medya hesabından "Gençler sizi çok seviyoruz. Bursa'da Örgün Üniversite eğitimine devam eden ve Kestel'de ikamet eden öğrencilerimizin aylık abonman ücretini yıl boyunca biz ödüyoruz." satırlarını paylaşan Başkan Tanır böylece ailelerin bütçelerine de katkı yapmış olacaklarını vurgulamış. Belediyeciliğin geldiği nokta açısından sevindirici bir adım. Bu kararla Kestel'deki ailelerin öğrenciler için yapacakları ulaşım harcamalarını yıl boyunca belediye üstlenmiş oluyor. Bunun üniversite eğitimi alan gençlerimiz için de önemli bir katkı olduğunu belirtmek istiyoruz. Örnek uygulamanın diğer ilçelerimizde yaygınlaşmasını diliyoruz nüfusu fazla ve üniversite öğrencisi çok olan ilçelerde bu durum belediye bütçelerine yük getirebilir ama eğitim için buna değeceğini düşünüyoruz. CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınarak iptal edilen belediyelerin üniversite öğrencilerine burs verme uygulamasının bu kararlarla da delinebileceğini inanıyoruz.